Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Dün gözümüz kulağımız Merkez Bankası'nda demiştik. Dün faiz kararını açıkladı. Bugün de yankıları var. Tabii başka rakamlar da var. Hepsini konuşacağız. BES Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özbülbül karşımıza. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Bakıyorum İstanbul'a gelen kışa hazırlanmış böyle gayet güzel bir kar kazağı giymişim. Evet, bekliyorum, merakla bekliyorum karı. Ben kar çok seviyorum gerçi. Karda İstanbul'da yaşamak biraz zor ama böyle pencereden bakınca keyfini yaşayabiliyorsunuz burada sadece. Peki Murat Bey, dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Zaten biz de sıcağı sıcağına yorumlamıştık bunu. Tabii şimdi karar metnindeki yazılanlar da ne anlama geliyor, nasıl bir ışık verecek onları da konuşuluyor. Bir taraftan da tabii dışarıdan da bu faiz kararı ile ilgili değerlendirmeler geliyor ama ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Dünkü karar metninde enflasyondan dezenflasyon sürecinin başlayacağı ifade edilmişti. Fakat ilk yarısı hatta üçüncü çeyreğinde bile enflasyonun %50'nin üzerinde olması beklenirken dezenflasyonun sürecinin nasıl başlayacağı da merak ediliyor. Herkes de bunu birbirine soruyor. Bize biraz anlatır mısınız bu dezenflasyon süreci nasıl başlayabilir? Şimdi önce dünkü kadar kuru duyunca ben doların trendi nasıl yendi dedim. Recep Bey yelkenleri suya indirdi. Hani faiz sebep enflasyon sonuçtu biz faizleri indireceğiz enflasyonu düşüreceğiz diyorlardı. Bu arada kurlar yükselse bile önemli değil biz Çin modeline geçtik. İşte kurlar yükselecek ihracatımız artacak döviz kazanacağız, cari açığı kapatacağız diyorlardı. Bunların hepsinin üzerine bir bardak su içtiler anlaşılan ama. Aslında gördüğüm şey şu, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ne yaptıklarını bilmedikleri için sadece bir şey olduktan sonra veya bir şey yaptıktan sonra olanlara kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Yani böyle oturmuş, düşünülmüş, planlanmış, arka planı iyi hazırlanmış bir strateji falan yok. Dünkü metin de onu gösteriyor. Şimdi efendim baz etkisiyle dezenflasyonist süreç başlayacak. Yani başlasın bakalım nasıl başlayacaksa. Şimdi Ocak ayı enflasyonu çok yüksek gelecek hep. Evet. Yani gittikçe tahminler radikalleşiyor. Sabah Veysel Hoca'nın, Veysel Ulusoy'un, Enag'ın başındaki Veysel Ulusoy'un bir tweetini gördüm. Üç haneye doğru gidiyor diyor. Doğru. Bunu biz konuşmuştuk. İşler üç haneli enflasyona doğru gidiyor. Şimdi son 5 yılda, 4 yılda iş yerlerinde yapılan elektriğe %774, konutlara %408 zam gelmiş. 2017 aralığında 1 kilowatt saat elektrik ticari taneli için 0,21 lirayken şu anda 1 lira 89 kuruşa çıkmış. Ya işte bu enflasyonun dibidir. Yani çünkü elektrik kullanılmadan hiçbir şey üretilemez ve hepimiz elektrik tüketicisiyizdir. Dolayısıyla enflasyon dolu dizgin gibi. Böyle hayali metinlere imza atıp inşallah düşecek, maşallah düşecek, hedefimiz %5 demekle falan bu işler olmaz. Enflasyonu durdurmak için anti enflasyonist politikalar uygulamamız gerekir. Evet. Enflasyon iktidarların uyguladığı enflasyonist politikalar neticesinde ortaya çıkar. İktidar niye enflasyonist politikalar uygular? Para yetmiyordur. Devlet ayağını yorganına göre uzatmaz. Bütçesi yetmez. Bütçe açığını veya yetmeyen parayı nasıl karşılar? Para basarak karşılar. Yeni vergi salsa tepki alacak, halk ödemeyecek, ödeyemeyecek. Borç arasa bulamıyor. Ne yapacak? Banknot matbaasını çalıştıracak. Borçlarını ödeyecek yani temel öde düşmeyecek. Ama paranın değeri düşürülerek herkese bir çeşit enflasyon vergisi salınmış olacak. Bir kere herkesin, bütün bizi izleyenlerin kafasında şu netleşmeli. Enflasyon iktidarların taammüden yaptıkları bilinçli bir tercihtir. Enflasyon kazayan ortaya çıkmaz. Çok istisnai bazı durumlarda enflasyon özellikle arz yönlü ortaya çıkabilir. Ne olur işte mesela 70'lerdeki petrol krizi gibi. Bir anda savaş çıktı. Ki o da bir politikadır yani savaş engellenebilir de. Arap ülkeleri OPEC bir araya geldi. Bir kartel oluşturdu. Petrol fiyatları bir anda 2 dolardan varili 38 dolara kadar çıktı. Bu da bütün dünyaya bir enflasyonist süreç olarak yayıldı. Türkiye'ye de o zaman
bu etkiledi. Bütün ekonomik dengeleri bozdu. Günümüzde de pandemiden kaynaklanan bir enflasyon baskısı var ama bütün dünyayı etkiledi. Doğru. Bütün dünya, ama dikkat edersen Ebru, orada iktidarların çoğu Amerika'da, Avrupa'da ekonomik bir çöküşü, sosyal bir çöküşü engellemek için karşılıksız para bastılar, herkese dağıttılar. Yani yeter ki kimse gelirsiz kalmasın ve bunun %99 da hibe yoluyla. Yani şirketlere hibe verdiler, evlere ya bedava çek verdiler. Al kardeşim bunu harca diye. Niye? Yani biz de olmayan her şeyi yaptılar yani. Bizim yapmadığımız her şeyi yaptılar. Biz bunları yapmadık. Dolayısıyla şimdi iktidar kalkar da pandemiden dolayı bu işler oldu derse, yapmadın ki bir şey. Sen sadece kredi musluklarını açtın. Milleti borçlandırdın. Bir gelir, hele hele hibe şeklinde bir gelir yaratmadın. Peki bizde %50 enflasyon dedik. Amerika'dan da bahsettiniz. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da bir açıklaması var. İşte onlar %7 enflasyonla boğuşuyorlardı. Neler yaptıkları da ortada. Durumları çok zor. Yıl sonunda %2'ye düşeceğini inandığını söyledi Hazine Bakanı. Biraz Amerika'yı konuşalım mı? Şimdi bu iş inanmakla olmaz. Umut etmekle de olmaz. Amerika faizleri yükseltir. Piyasadaki parayı, dolaşımdaki parayı geri çeker. Sıkı maliye ve para politikaları uygularsa enflasyonu %2'ye de indirir, %0'a da indirir. Bunu yapmayı biliyor Amerika, yaptı da. Biz de yaptık. Bir ara enflasyon böyle %5'e inmediyse bile işte böyle %6, 7'lere, 8'lere kadar inmişti. Niye? O devirlerde işte iktidar bu Kemal Derviş'in de getirdiği prensiplere uyarak anti-enflasyonist politikalar izledi. Dikkat ederseniz o zamanın yöneticileri saraylarda oturmuyordu. Lojmanda bile oturmuyordu. Gidip kendi kiraladığı evde oturuyordu. Dolayısıyla iktidarlar isterse enflasyonu indirir. Değil mi? Enflasyon iktidarların bilinçli tercihidir. Şimdi Amerika isterse enflasyonu indirir. Lakin burada bir sıkıntı var. Amerika enflasyonu çok şiddetli bir şekilde indirirse bu pandemi döneminde ağır borçlanmış şirketler, haneler ve hatta devletler iflas eder. İflas bayrağını çeker. Şimdi Amerika burada bir tercih yapmak zorunda. Kendi ülkesi içinde çok zorlanmayabilir. Niye? Çünkü Amerika pandemi koşullarında insanları borçlandırmak yerine hibeyle bu işleri çözdü. Avrupa'da büyük ölçüde öyle çözdü. Ama az gelişmiş ülkeler, Türkiye gibi kırılgan ülkeler sorunu hane halklarını borçlandırarak çözdüler ve kendileri de borçlanarak çözdüler. Dolayısıyla bu durumdaki kırılgan ülkeler doların aniden hızla değer kazanması halinde iflas edebilir. Borçlarını ödeyemez duruma düşebilir. Küresel ekonomik sistem kilitlenebilir, çökebilir. Bu da dolar hegemonyasını zedeleyebilir. Tabii bu arada dolar hegemonyasının zedelenmesinin işine geleceği Çin gibi, Rusya gibi, İran gibi, hatta böyle hafif sinsiden Avrupa Birliği gibi ülkeler de var. Yani bunlar da dolar hegemonyasının çökmesinden çok rahatsız olmayacaklar. Hatta belki Amerika içinde bile böyle gruplar var. Bütün bunlar etkileşimler sonucunda Amerika'da bir politika ortaya çıkacak. Bu politikanın ana hatlarını biliyoruz. Yani Amerika faizleri yükseltecek, varlık alımlarını durduracak, yani piyasaya yeni para pompalamayı kesecek ve varlıkları, yani piyasa dolaşımdaki fazla parayı emecek. Bu kesin. Sadece bunun zamanını ve şiddetini bilmiyor. Onunla da ilgili ipuçları var. Mesela Haziran ayına kadar sürecekti varlık alımlarını durdurmak. Birdenbire Mart'a çektiler. İşte 2 faiz arttırımı diyorlardı 2022'de. Şimdi 4 dediler, Mart'ta başlayacağız diyor. O yüzden bu ayın 26'sındaki Fed açıklamaları çok önemli. Bu doların kaderini veya doların değerini belirleyecek en önemli etken. Direkt olarak etkileyecek bir durum. Tabii 26'sındaki FED toplantı. Şimdi bizim Merkez Bankası aslında aklı sarı galebe çaldı ve netice itibariyle ya bu ay faizi indirmeyelim dediler. Şimdi Erdoğan'ın işte faiz sebep enflasyon sonuçtur teorisinin çöpe gittiği ortadadır. Şimdi sormak istiyorum, yine bu sefer Alman Bankası Deutsche Bank'tan da yine önemli bir açıklama var, süremizi iyi kullanmak adına kusura bakmayın. Kur korumalı mevduat değerlendirmesi de geldi bu sefer Deutsche Bank'tan. Diyor ki TL'de değer kaybı yaşanması halinde, yani bu kur korumalı mevduat sırasında mali yükü arttıracağını ve Türkiye'nin şu an TL'deki değer kaybına karşı daha da hassas bir sürece geçeceğini öngörüyoruz diyor. Hatta İlk çeyreğin sonunda 1000 bas puan faiz arttırmak zorunda kalabilirler de diyor Deutsche Bank. Ne dersiniz? Bu gerçekten olabilir mi? Erdoğan daha evvel de benzer şekilde faizleri arttırmak zorunda kaldı. Bunu yakın ekonomi ve finans tarihini okursak göreceğiz, biliyorsunuz.
bu şeyde faizler %24,5'a kadar çıkmıştı. Şimdi kuru tutmak euro sadece faizlerle değil. Faiz sadece bir ince ayar düğmesidir. Siz başka işler yapacaksınız, enflasyonist politikalar uygulamayacaksınız. Vergi gelirleri bu yüzden yetmiyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. O zaman yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.